Git. Çin çatılarda var, şeyler evet, var yani Azmir'de her yerde var. Şimdi biz kendi var. Evet, hiç kaybı. Biz dün Kantar'da ölçüldü, 42 kilogram metrekareye kar yağmış. Bu hazır av kendiler için. Uğraşmadı. Şurası buzlu bir merelim, sonra komple çöktü. Yavrular mı oradaydı? Yavrulara bir şey olmadı. Yavrular şeyde, kulübeler vardı işlerinde, kulübeleri basmamış Allah'tan. Ya başkanım, bir günde ya 60-70 santim buldu bir günde yağan kar. 80 kadar ahır çökmüş. Bir sürü bir şeylerin çatıları çöktü. Abi tabii sıkıntıları biliyoruz. Yaklaştık. Kara kadınla boşuna giderseniz, nasıl bir mağdur? Gerçekten az bir şey. Evet, burası bu. Bir üstteki de buldu. Aşağıdaki çürek. Ne kadar hasta var? Ya zaten onları mı? Sadece kuruluş maliyeti 3,5 demiş. Sadece. İlk kar yağışından sonra bütün arkadaşlarımız, hem il ilçe teşkilatımız, gençlik kollarımız, tabii ki bütün iş makinelerimiz de biz hastadaki zor durumda olan arkadaşlarımıza destek vermeye çalıştık. Son 60 yılın en çok karının yağdığı, en fazla yağdığı ve devam ettiği bir hafta yaşıyoruz. Özellikle hem canlı hayvan üreten, yetiştiren arkadaşlarımız, hem seracılık yapan arkadaşlarımız çok zor durumda. Tabii ki bölgede elektrik olmayışından dolayı iletişimde sıkıntısı var. Ve bu iletişim sıkıntısı sonucu birçok insan birbirini hem arayamıyor, hem zor durumdayken onun sıkıntısını kimse duyamıyor. Bu nedenle gerçekten de hem hükümetin hem de bizlerin bu konuda daha çok gayret sarf etmemiz ve en azından insanlarımızın zararının bir kısmına destek vermemiz, buradaki insanlarımızın hem yaşaması hem de buradaki toprağından, canlı hayvanından geçinmesine katkı sağlamamız lazım. İlk defa belki de 50 yıldır böyle bir sıkıntı yaşıyor Hatay. Bu sıkıntılı günlerde Ankara'nın da özellikle genel siyasetçilerin ve hükümetin Hatay'a biraz destek vermesini, bu afet bölgesine, belki afet bölgesi ilan edip insanlarımız zararının karşılanmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir 8-9 gün daha, birkaç gün ara verip devam edecek kar yağışından. Bundan sonra daha da etkilenmemesi için insanlarımızın hep el birliğiyle buralarda olmamız lazım. Dağ bandında hemen hemen bütün ilçelerimizde var ama en çok Hassa ilçemiz etkilendi. Altınözü, biraz Yayla Dağı, Belen,
İskenderun ve Erzin dört yol bandında, Payas bandında, dağ kesiminde çok sıkıntılar var. Zaman zaman insanlarımızın ve hayvanlarıyla birlikte mağdur olduğunu görüyoruz. Bunların kurtarma çalışmalarını yaptık. Şu anda da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani Hatay'ın hemen hemen çoğu bölgelerinde kar yağışı, şu anda bile kar yağmaya geri başladı. Ve yaklaşık 9 güne kadar da bu yağışlar aralıklı olarak devam edecektir. Hem biz teyakkuzda olalım ama ekonomik anlamda da ve elektrik konusunda da hükümetin hızlı bir şekilde bu insanlarımıza destek vermesi lazım. Şu anda bütün iş makinelerimiz ve özellikle fen işleri, itfaiye ekiplerimiz hepsi sahada. Bütün iş makinelerimizde yolların açılmasına devam ediyoruz. Ve bizim arkadaşlarımız bu yapılan ihbarlara hemen anında cevap verip o alana intikal edip sorunu çözmeye çalışıyorlar. Hasta ilçemizde salı gününden bu yana ciddi hayat zorlukları olduğu gibi ciddi kayıplarımız da var. Bizim buradaki en ciddi talebimiz Hassa'nın özellikle afet bölgesi ilan edilmesi noktasında ciddi bir gayretimiz var. Büyükşehir üzerine düşeni layıkı ve çile yapıyor ama Türkiye'de iktidarın sessizliği, buraya gelip bulunmayışı hepimizin yüreğini dağılıyor. İktidarın 6 tane vekili var ama buraya gelenin gidenin vatandaş tarafından olmadığı, görülmediği söyleniyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgemizin bütün sorunlarının hem yanında hem arkasında durarak Hassa'nın afet bölgesi ilan edilmesini ve buradaki mağduriyetin ciddiyetini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem valilik nezdinde hem bakanlıklar nezdinde ciddi takipçisi oluyoruz. Bütün bunların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler üzerimize düşeni yapacağız. Gördük, ne yazık ki Hassa'da gerçekten durum işler acısı. Bir sürü ağrılar çöktü. Bir sürü hayvan telef oldu ne yazık ki. Muz seraları, diğer seralar hepsi çökmüş. Ve şu an insanlar ne yapacağını bilmiyor burada. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla zaten elinden gelen her şey yapılmaya çalışılıyor. Fakat ne yazık ki hükümetin şefkatli elini burası hissetmemiş, görememiş. Tüm imkanlarımız seferber halinde. Ama Hassa'nın bir an önce, özellikle Hassa'nın bir afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Bu noktada tüm çiftçi arkadaşlarımızın ve bizlerin beklentisi devletin bizim yanımızda olması. Zararlarımızın hepsinin karşılanması değil belki ama bir nevi yanımızda hissettirmeleri kendilerini. Hadi geçmiş olsun, ben gönderiyorum sizi. Geçmiş olsun. Hadi gidelim. Çatın. Yarısı da olsun başkanım.